Dik koordinat düzleminde verilenlere göre sarı alan kaç birim kare olur diye söz. Bakın sinüs fonksiyonun grafiği simetrik şekilde gider. Yani şu parça ile bu parça birbirinin aynısıdır. X yerine pi yazarsak sinüs pi 0'dır. Birden 0'ı çıkarsak ne olur? 1 olur. Yani şurası da kaç olacak? 1 olacak. Şimdi mavi alana şuradaki ne demiş? 0,57 dedik. Bakın onun yerine A yazalım. Burası A. O zaman burası da ne olacak? A olacak. Ama şimdi şunu söyleyeyim. Şu alanda ne olsun? B olsun. Sarı alanı arıyoruz. Sarı alan nedir? 2A artı B artı B'dir. Yani aradığımız şey ne? İki parantezinde A artı B'yi arıyoruz. Peki şimdi bu ifadeye bakalım. A'mız ne bizim? 0,57. Peki 2A artı B ne? Burası pi olduğu için pi ile 1'i çarparsam 2A artı B ne eşit olacak? Pi yaklaşık 3,14 alırsak 3,14 eşit olacak. A değerimiz 0,57 idi. 2 katını alırsak ne yapar? Bu da 1,14 yapar. O zaman burası 1,14 artı B eşittir 3,14'ten. Karşıya aldığımız zaman B'nin 2 geldiğini görürüz. 2A artı B derim 3,14'tü. Bunun üzerine bir B daha eklediğim zaman ne yapar? Cevabım 5,14. Doğru cevap Diyarbakır. Şekil karelerden oluşmuştur. Buna göre x kaç derecedir diye soruyoruz. Bakın şuradaki karenin eşi burada 9 parçaya, burada da 4 parçaya bölünmüş. Şuradaki karenin bir kenar uzunluğunu 6 birim dersem, o zaman burada kenar uzunluklarımız ikişer birim. Burada kenar uzunluklarımız ne olur? Üçer birim olur. 3, 6, 6 burası kaç yapacak? 12 yapacak. Şu dik üçgene bakalım. Şu açıya A, bu açıya B diyelim. Şu yukarıdaki dik üçgenden tanjant taneye eşit. 3 bölü 12'den 1 bölü 4. Şu alttaki dik üçgene bakalım. Şurası 6 birim. 6 burada var. 4 de burada var. Şurası kaç birim olacak? 10 birim olacak. Buradan tanjant B de kaça eşit? Tanjant B eşittir. 6 bölü 10'dan 3 bölü 5. Formülde yerine yazalım. 1 bölü 4 artı 3 bölü 5 bölü 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 5. Buradan işlemi yaptığımız zaman bu ifadenin 1'e eşit olduğunu görürüz. Tanjant 45 birdir. Buradan aramızda kaç derece olacak? 45 derece. Doğru cevap Ceyhan. Denklemini sağlayan daracı aşağıdakilerden hangisidir? Sekant kare x yerine ne yazabiliriz? 1 bölü kosinüs kare x. Artı kosekant kare x yerine de ne yazıyorum? 1 bölü sinüs kare x yazıyorum. Eşittir 8. Payda eşitleyelim bunu. Sinüs kare x. Bunu da kosinüs kare x ile genişletelim. Sinüs kare x artı kosinüs kare x bölü paydamız da sinüs kare x çarpı kosinüs kare x olur. Eşittir 8. Sinüs kare x artı kosinüs kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. O zaman şu ikisini yer değiştirip şu şekilde yazabilirim. 1 bölü 8 eşittir sinüs kare x çarpı kosinüs kare x. Bu eşitliğin her iki tarafını 4 ile çarptığımız zaman şunu görüyoruz. 1 bölü 2 eşit. Sinüs 2x neydi? 2 sinüs x kosinüs x'ti. Bu ifade sinüs 2x'in karesidir. Yani o zaman ben ne yazacağım buraya? Sinüs kare 2x yazacağım. Eşitliğin her tarafın kare kökünü aldığı zaman şunu görürüm. Sinüs 2x eşittir. Artı eksi 1 bölü 2. Negatiflerden geniş açı geleceği için o kısma bakmıyorum. Buradan diyorum ki sinüs 2x eşittir 1 bölü 2. 1. 45 derecede elde ederiz bunu. Sinüs 45. 2. Sinüs 135 derecede elde ederiz. Buradan 2x'imiz 45 ya da 135 derecedir. X ne olur? X eşittir 22,5 derece ya da x eşittir 67,5 derece olur. Denklemini sağlayan daracı aşağıdakiler hangisidir demiştik. Aşağıda bir tek 22,5 olduğu için doğru cevap ne olacak? Diyarbakır. Soruyu çözmeden önce 22,5 67,5 üçgeni bir hatırlayalım. 22,5 67,5 üçgeninde hipotenüse ait yükseklik 1 ise hipotenüs uzunluğu 2 kök 2 oluyordu. Bunu bir ispatlayalım. Hipotenüsün orta noktasını şuradaki 90 dereceyle birleştirdiğimiz zaman ne söyleyeceğiz? Muhteşem üçlüden dolayı burada ikizkenar bir üçgen oluştu. 22,5 ile 22,5'u toplasan kaç yapar? 45 derece yapar. Yani ikizkenar bir dik üçgen elde ettik. Burası 1 ise burası 1 olacak. Dolayısıyla şuradaki hipotenüs uzunluğu kaç olacak? Kök 2. Muhteşem üçlüden dolayı buradaki
Büyük dik üçgen hipotenüs uzunluğunda ne olur? 2 kökü. Buradan 22,5, 67,5, 90 üçgeninde hipotenüs ait yükseklik 1 olduğu zaman hipotenüs uzunluğunun 2 kökü 2 geldiğini gördük. Şimdi bu eşitliği sorumuzda kullanalım. Bakın. Burası bir birim. Birim çemberimi çizdiğim zaman şu uzunluk kosekant x ise bu uzunlukta ne eşit olacak? Sekant x'e eşit olacak. Peki soruda biz ne verdik? Sekant kare x artı kosekant kare x'in 8'e eşit olduğunu. Eşit inelik tarafının karekökünü aldığımda ne görüyorum? Sekant kare x artı kosekant kare x'in karekökünün 2 kök 2 eşit olduğunu. Yani bu dik üçgende buradaki hipotenüs uzunluğu ne eşit olacak? 2 kök 2 eşit olacak. 22,5 67,5 üçgende 1'e 2 kök 2 olduğunda burası kaç dereceydi? 22,5 dereceydi. Ya da şöyle de düşünebilirim. Hangisinin uzun olduğunu bilmediğim için burası hem 22,5 olur hem de ne olur? 67,5 derece olur. Bundan dolayı benim x açım hem 67,5 derece hem de ne olur? 22,5 derece olur. Buradan doğru cevabımız ne olacak? Diyarbakır. Bir koordinat düzleminde sarı üçgen A'nın etrafında saat yönüne döndürülerek mavi üçgen elde ediliyor. Buna göre tanjant x kaç olur diye soruyoruz. Bakın sarı üçgenin dik kenarları ne? 1'e 3. O zaman buralarda 1'e 3. Şu açıya A yazarsam bu açı A, şu açıya B yazarsam bu açı ne olacak? B olacak. Bakın A artı B dik üçgenden dolayı kaça eşit? 90 derece eşit. Buradan 2A artı 2B ne olur? 180 derece olur. Şurası 2B ise şuradaki x'in de ne olduğunu görüyoruz? 2 olduğunu görüyoruz. Peki aradığımız şey tanjant x'ti. Tanjant x de neye eşit? Tanjant A artı A'ya. Toplam formülüne şunu söyleriz. Tanjant A'mız ne? 1 bölü 3. 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Buradan işlemi yaparsak ne olacak? 2 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 9, 8 bölü 9. Yine 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 8 yazarsak sadeleştirdik. 4 sadeleştirdik. 3 aradığımız oranın 3 bölü 4 olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. Düzlemde ABC eşkenar üçgen. D bu üçgeni kesmeyen bir doğru. A ve B noktalarından D doğrusunda çizilen dikme ayakları sırasıyla D ve E noktaları olmak üzere BAD 40 derece ise DBE açısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Önce bir eşkenar üçgen çiziyoruz. Şimdi D doğrusunu nereye çizeceğimiz belli değil. Bize verilen ipucu BAD açısı 40 derece olacak. Bu verilen iki noktaya göre BAD'nin 40 olması ya bu şekilde gerçekleşecek, D noktasının üzerinde bir yerde ya da bu şekilde gerçekleşecek. İlk çizdiğimizden bakalım. Bu olacak şekilde çizersem D doğrusu olsun. Dikme ayağı da burası. D noktası. O zaman B'den çizdiğim dikme ayağı buraya gelir. Burası da E noktası olur. 90'lardan dolayı paralellik var. Şuradaki 40 dikimleri. Burası 140 derece olur. Burası da 60 derece. 140, 60 daha 200. Buraya kalan açı 160 derece oldu. Yani açımız 160 derece olabilir. Ama seçeneklerde yok. Hangisi olabilir diye sorduk. Bir değeri daha var. Demek ki bu 40'tan değil de şu 40'tan gidersek. Şuradan bir dik çekelim. Bu bizim D noktamız olsun. Bu sefer E'den çizdiğim dikme ayağı buraya gelir. Şurayı da silelim. Şuradan dikme ayağı çektim. Bu da burada E noktası. Paralellik bu sefer burada var. Burası 40 derece ise bunun bütünleri 140 buraya gelir. 140'ın 60 çıkartırsak ve 80 derece kalır. O yüzden aradığımız 80 derece olabilir. Doğru cevap Edirne. Şekildeki eş dikdörtgenlere göre EB uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Soruda buranın kök 5, buranın 2 kök 5 olduğunu verdik. Bir de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki HF D doğrusunda paralel çizdin. Yani şu ikisine birbirine paralel. Eşlikten dolayı burası kök 5 ise şurası kök 5. Aynı şekilde 2 kök 5 ise burası ne olacak? 2 kök 5 olacak. Bu açıya A 90. Şuraya da B yazarsam o zaman şunu söyleyeyim. Paralellikten dolayı buradaki A aşağıya gelir. 90 olduğu için burası B. Yine 90 olduğu için şurası A. Yine 90 olduğu için burası nedir? B'dir. O zaman buradaki sarı üçgen şu ve şuradaki iki beyaz üçgen ne? Birbiriyle benzer. O zaman derim ki ben sarı üçgenin dik kenarları arasında 1'e 2 oranı varsa o zaman beyaz üçgenlerin de dik kenarları arasında ne vardır? 1'e 2 oranı vardır. Bunu söylemiştik daha önceden. Bakın bir dik üçgende dik kenarlardan biri
Diğerinin iki katıysa hipotenüs uzunluğu küçük olan kenar neydi? Kök 5 katıydı. Bu üçgene baktığım zaman buradan K'nın ne olduğunu görün bu mantıkta. Burası 2 olacak. Şurası da kaç olacak? 4. 2'ye 4 olunca küçük olanın kök 5 katını aldık. Ya da K'ya 2K deyip Pisagor'dan K'yı 2 olarak bulabiliriz. Yine aynı şekilde buraya geldim. Şurası kök 5 ise karşı kenar kök 5. Aynı mantıkta burası 1 birim. Şurası kaç birim olacak? 2 birim olacak. Buradan EB uzunluğunun 4 birim geldiğini görürüz. Doğru cevap Ceyhan. Evet, şekilde verilenlere göre şuradaki açıların toplamının kaç derece olduğunu soruyoruz. Yani şunların hepsini A yazarsan 7A'yı arıyorum. Diyorum ki şu düzgün bir yedigen. Buralarda nedir o düzgün yedigenin dış açıları? Düzgün yedigenin bir dış açısı 360 bölü 7'den bulunur. Yani B neye eşit? 360 bölü 7'ye. Yani ben buradan 2B'yi ararsam bu da ne yapar? 720 bölü 7 yapar. Şimdi şu üçgenlerin iç açıları toplamında ne var? 7A artı 14B var. Şimdi ben diyorum ki şu ifade 7 ile çarptığım zaman 14B kaça eşit olur? 720'ye. 7'ler sadeleşecek çünkü. Yerine yazalım. 14B'miz kaçmış? 720 artı 7A eşittir. Şimdi bizim burada 7 tane üçgenimiz vardı bundan. O yüzden burada ne var? 7 tane 180 var. Karşıya attığım zaman 7A'nın 7 tane 180 eksi 4 tane 180 olduğunu görürüz. Bu da 3 tane 180 yapar. Bu da bize 540'ı verir. Doğru cevap Edirne. Şekildeki daire şeklindeki kartonu katladığımız zaman çevresi merkez üzerine geliyor. Buna göre buradaki mavi bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyoruz. Hemen şunu birleştirelim. Şu şekilde. Bakın burası 4. Burası da ne? Bu da 4. Peki şöyle çizdiğim zaman ne söyleyeceğim? Şu uzunlukta şu uzunluk simetriden dolayı ne olacak? Birbirine eşit. Yani buralarda kaçar birim olacak? İkişer birim olacak. O zaman şurası kaç derece? 30 derece. Burası da 30 derece. O zaman buralar ne olur? 60 derece burası, 60 derece burası. Yani şu yayların hepsinin ölçüleri nedir? Birbirine eşittir. Bu da 60 derece olduğu için bu yayın ölçüsü de ona eşit olacak. Ben diyorum ki şu parçayı şuradan kesip yayı, buradaki ufak parçayı şuraya eklediğim zaman aralığı alan şuradaki OBC eşken üçgenin alanına dönecek. Buradan eşken üçgenin alanı neydi? 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten doğru cevap ne olacak? Bursa. O merkezi şeffaf daire OC üzerinden kesilip alttaki gibi tekrar birleştiriliyor. Buna göre A artı B açısı kaç derece olur diye soruyoruz. Bakın. Evet, ikizkenar üçgen içerisinde ikizkenar verdiğimiz zaman buradaki açılar neydi? Birbirine eşitti. Peki ben bu ikizkenarı yüksekliğini çizersem ne olur? Yüksekliğini çizdiğim zaman buraya A dersem burası A olacak, şurası da ne olacak? 2A olacak. Yani diyoruz ki bu şekilde baktığımız zaman AOB üssü de bir ikizkenar üçgen. Buradan yükseklik çizilmiş. Eğer burası A ise buradaki tepe açısı ne olacak? 2 olacak. Buradaki anlattığım ikizkenar üçgen özelliğinden dolayı. Bakın yine burada da bir ikizkenar üçgeni var. AOC diye. Burası B ise buradaki tepe açısı ne olacak? 2B olacak. Şu dik üçgene baktığım zaman 2A artı 2B'nin 90 derece olduğunu biliyorum. Buradan A artı B ne olacak? 45 derece. Doğru cevap Edirne. Dik koordinat düzleminde sarı bölgenin alanı, mavi bölgenin alanı iki katı olduğuna göre yeşil bölgenin alanı kaç birim kare olur? Eğimimiz ne? Eksi 1. Dolayısıyla şuradaki açı 135 derece. Burası da kaç derece olacak? 45 derece burası. 45 de burası. 90'dan dolayı burası 45. Burası da 45. Burası nedir? 45'tir. Bakın. Buraya A yazarsan burası ne olur? A olur uzunluk olarak. Şimdi bu iki dik üçgen birbiriyle benzer. Alanlar oranının karekökü benzerlik oranıdır. Yani alanlar oranı 1 2 idi. Karekökünü aldığın zaman benzerlik oranı ne yapacak? 1 bölü kök 2 yapacak. Burası A ise burası ne olur? A kök 2 olur. Burası da A kök 2. Bunun kök 2 katı burası ne yapacak? 2A yapacak. Bakın şuradaki sayımız neye eşitti? Şuradaki ordinata eşitti. Yani 3A'mız kaça eşit? 6'ya. Buradan A kaç olur? 2. A'nın 2 değerini yerine yazalım. Yani şurası 2 birim. Burası 2 birim. Burası 4 birim. 6 birimi 6 birim oluyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman burası 6. Burası 6 ise burası nedir? 6 kök 2'dir. Burası A'yı 2 bulduğum için 2 kök 2 ise buraya kaç kalacak? 4 kök 2 kalacak.
Şimdi aradığımız şey ne? Şuradaki yeşil alan. Yeşil bölgenin alanını bulabilmek için şunu söylüyorum. Şuradaki dik üçgenin alanından sarı dik üçgenin alanını çıkartırsam yeşil bölgenin alanının ne olduğunu bulabilirim. Büyük dik üçgenin alanı ne? 6 çarpı 6 bölü 2 eksi şuradaki dik üçgenin alanı ne? Dik kenarlar 2 kök 2, 2 kök 2. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Sadeleştirdik. 18 eksi bunlar gitti. 2 kere 2 4 yaptı. 18'den 4'ü çıkartırsak aradığımız alan 14 birim kare olur. Doğru cevap Ceyhan. Dik koordinat sisteminde verilenlere göre mavi alan kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bakın şuradan bu şekilde uzatalım. Şunu da şöyle uzatalım. Buraya baktığım zaman ne söyleyeceğim? Şuradan aşağı dikinersen burası 4 birim. X değerimde kaç? 3. Şu açıyı alfa edersem dikdörtgen olduğundan dolayı buradaki açıda nedir? Alfadır. Buranın eğimi ne? Tanjant alfa. 4 bölü 3 ise buradaki tanjant alfa da 4 bölü 3'tür. Bakın şu noktanın koordinatları ne? X'e 0. Buradan eğimi bulursak y'lerin farkı 12 bölü x'lerin farkı ne? 1 eksi x eşittir. Ne yazacağız? 4 bölü 3. Sadeleştirdik. 3 işlerse çarparsam 9 eşittir. 1 eksi x'ten x'in eksi 8 olduğunu görürüz. Yani şurası kaç birim olacak? 8 birim olacak. Buraya k yazalım. Bakın 3, 4, 5 üçgenden burası kaç olacak? 5. Bu üçgene baktığımız zaman sinüs alfa ne? K bölü 8. Yani şu iki dik üçgen birbiriyle benzer. Buradaki sinüs alfa ne? 4 bölü 5. Buradan ne diyeceğim? K bölü 8 eşit olacak 4 bölü 5'e. Buradan K değeri 32 bölü 5 olur. Bu dikdörtgenin alanını arıyoruz. Dik kenarı çarptığımız zaman alanın 32 birim kare geldiğini görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. İki farklı şekilde açılımları verilen kare prizmanın sırasıyla çevreleri 62 ve 68 birimdir. Buna göre hacmi kaç birim küp olur? Bakın şu ayrıtı A yazarsam burası da A olacak. Şunlar da ne olacak? A. Yine şuraya B yazarsam o zaman buralar da B olacak. Yine aynı şekilde buralar da B olacak. Şuralar da B olacak. Hemen onları ne yaptık? Gösterdik. Peki bunun çevresine bakalım. Bunun çevresinde iki tane A var. Bir A artı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burada. 12B eşittir 62. Peki buraya bakarsak burada kaç A var? 1, 2, 3, 4 A var. Peki çevresine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10B. 10B eşittir kaç? 68. Bu denklemi çözersek hemen yazalım. Bu tarafa 2a artı 12b eşittir 62. 2'ye bölelim bunu. 2a artı 5b eşittir 34. Şimdi diyorum ki eksi ile çarpıp taraf tarafı toplarsak burası 7b eşittir 28'den b'miz kaç olur? 4. B'nin 4 değerini şurada yerine yazalım. 48 yapar. Karşıya attık. 2a eşittir 14'ten a değerimiz de kaç geldi? 7. Hacmimiz neydi? Yüksekliğimiz 7. Taban ayrıtı 4. 4'ün karesi çarpı 7. 16 çarpı 7'den 112 birim küp olur. Doğru cevap Ceyhan. Açfari çatı iki eşkenar dik üçgen dik prizmanın iç içe geçmiş şekli gibidir. Çatının üst kısmının metrekare maliyeti 250 lira. Duvarlarda ise metrekare maliyeti 150 liradır. Buna göre çatının toplam maliyeti kaç lira olur diye soruyoruz. Bakın soruda AF uzunluğunu yani şurayı ne verdik? 4 metre. Burası da 4 metre çünkü ikizkenar tek üçgen. Buradaki maliyeti hesaplasam 4 kere 4 16 yarısı şurası 8 metrekare yapacak. 8 metrekare burada var. 8 metrekare burada var. 8 metrekare bu tarafta 8 metrekare de nerede var? Arka tarafta var. Topladığımız zaman ne yapar? 4 kere 8 32 metrekare yapar. Peki dedi ki duvarların maliyeti metrekare maliyeti ne kadar? 150 lira. 32'yi 150 ile çarptığımız zaman ne yapacak? 4800 lira duvarların maliyeti olacak. Peki devam edelim. Çatının alanını hesaplayalım. Bakın şurası 4. AB 8 metre olduğu için buralarda 4'er metre olacak. O zaman buradan şunu söyleyeceğim. Şuradaki alan nedir? 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 metrekare. Bu alandan kaç tane var? 8 tane var. 8 ile 8 çarparsak çatı içinde 64 metrekare alan gider. Metrekare maliyeti neydi? 250 liraydı. Çarpı 250 dersek bu da 16 bin lira yapar. Topladığımızda çatının maliyeti 20.800 lira olur. Doğru cevap Edirne.
Çemberin altı birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri hangisidir diye soruyoruz. Çemberin merkez koordinatları 5'e 4. Yarıçap uzunluğunda kaç birim? 6 birim. Şu şekilde birleştirip ikizkenar üçgen elde ediyorum. Bu ikizkenar üçgende ikiz olan kollar 6'ya 6. Burası da 6 birim. Dolayısıyla bu eşkenar üçgen. Şu noktaya O noktası diyelim ve ne olsun bunun koordinatları? X'e Y olsun. Merkezi orta nokta ile birleştirdiğim zaman kirişe nedir? Diktir. Dolayısıyla burası 3 birim olacak. Pisagor'dan OM uzunluğunun 3 kök 3 geldiğini görürüz. O ile M arası 3 kök 3 olduğu için O noktası M merkezi çember üzerinde bir noktadır. Buradan o zaman x'lerin farkının karesi x eksi 5'in karesi artı y'lerin farkının karesi y eksi 4'ün karesi eşit olacak. Yarıçap uzunluğu kaç? 3 kök 3 karesini alsam kaç yapar? 27. Buradan denklemi düzenleyelim. X kare eksi 10x artı 25 artı y kare eksi 8y artı 16 eşittir 27. X kare artı y kare eksi 10x eksi 8y 25 16 daha 41 yapar. 27'ye karşı atarsak 14 kalır. Artı 14 eşittir 0. Buradan doğru cevap Adana.